Arkadaşlar güzel yurta geldik şimdi video çekmeye. Bir konuştuğum buralı bir arkadaşım vardı. Bu da kiliselerinin ve tarihi kültürellerinin çok olduğunu söylemişti bana. Şimdi ben buraya daha önce geldim aslında. Talha'nın ilk gelişi. Talha, sen bura hakkında ne düşünüyorsun, ne biliyorsun mesela? Kanka ben böyle oyuk mağaraların olduğunu, fotoğrafları da görmüştüm. Turistik bir yer olduğunu biliyorum. Ha, dediğin gibi tarih açısından da çok zengin bir yer olduğunu biliyorum. Ve kilisenin çok olduğunu duymuştum yani, ya da işte fotoğraflarda görmüştüm. Merak ediyorum benden olacağını. Şimdi ama çok güzel şeyleri var, evleri çok güzel. Aynen. Hep taş konutlar var. Burada üniversite de var arkadaşlar. Ha, girişi buradan. Aynen. Geliyor şimdi. Aha bak, yazıyor burada. Onun da burayı gösteriyor. Aynen. Manastır Vadisi. Nereye kadar gidiyor bu? Dostlar, bugün güzel yurta geldik. Güzel yurtun kiliselerini gezeceğiz. Ben de bilmiyorum. Gittikçe beraber gezeceğiz. İlk defa geliyorum ben de. Şimdi bir yer baktık. Mağaralar hep oyulmuş. Burayı çok merak ettiğim için önce buradan başlayalım bir. Çünkü etrafımızdaki dağların hep mağaralar oyulmuş. Bak orada da mesela oyuk bir yer var. En tepeye yapmışlar dağda. Her taraf böyle. Çok merak ettim. Şu anda içeriye geçelim bir bakalım. Kemerli falan yapmışlar. Biz de bakalım beraber. Oğlum. Çok güzel bu. Biri var mı? Oğlum baksana, nasıl olmuşlar buralar? Diğerine geçelim. Aha bak, buradan bir merdiven çıkıyor yukarıya. Dikkat et. Dur bakalım. Sen bir dur, ben bir çıkayım. Kamerayı versene, sen çık bak, buraya çıkamam kamerayla. Burası merdivenle çıktık arkadaşlar. O gördüğümüz yerin bir üstüydü. Talha orada. Şuraya bakar mısınız? Aman düşmeyeyim de. Burada bazı kişiler de geliyor. Karşıda. Hemen aşağı inelim. Diğer tarafa bakalım. Kiliselere geçelim. Dostlar, bir de dikkatimi çeken bir şey oldu. Mesela bu buradan giriyor. Buradan diğer taraftan da çıkabiliyorum. Burada bağlantılı odalar. O şey çok garip yani. Onu nasıl yaptılar, nasıl ettiler? Yani şu insan gücüyle nasıl oldu bilmiyorum da bura yanmış gibi sanki biraz. Duvar yanık değil mi lan böyle? Eli değmedi. Yanık gibi her taraf. Bayağı güzel yani şey olarak. Normalde biz kilise gezecektik. Bak buradan gidiyor bir yere. Bir dakika, ben bir gireyim flaşlara. Düşmese de yavaş yavaş gidelim. Bak, buranın devamı yok. Sanki burası şey... Bu ne lan? Tuvaletmiş lan. Esir bir yeri gibi. Bak, gel. Bura... Pis olabilir ama. Gel. Bura ne ki? Lavabo olabilir. Değil mi? Yani. Bak, ama buradan çıkalım mesela. Az önce girdiğimiz yer tabi şurada kaldı. Tam nereye kadar bağlı bir mağara. Ooo. Hacı şu kemeri görüntüsünü alsana. Burayı nasıl yapmışlar insan eli? Hani? Bilmiyorum ki. Oda olmuş gibi sanki. Şuraya bir baksana. Ne biçim oymuşlar mağarayı. Ben
önceki anlara varıyoruz. O zamanları buraya kimse gelmemiş belki. Ama bir de biraz hani bu kadar yıllık olmasına rağmen aşırı şey, rutubet az. Arkadaşlar benim anlamadığım bir şey var. Mesela şu kemeri nasıl yapmışlar? Kemere şekil vererek demişler. Hadi tamam, bir şekilde mağarayı deldiler. Yani o zamanın imkanlarıyla bunu yapmak çok... Yani benim aklım almıyor şu an nasıl yaptılar bilmediğim için. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama bu kemerleri, desenleri vermeleri bile çok büyük bir şey. Burada da var. Bak burada da var mesela, hiç şey gitmedi. Ve mağarayı nasıl yaptılarsa öyle boymuşlar ki bak oval. Mağaranın tepesi tamamı oval. Bak ta mağara nerede girdik? Adamlar oyalıyor ve şuraya gidelim. Ya burada bir şey yok, burada dış kısım. Burada bir şuraya kadar oymuşlar, niye oydular bilmiyorum. Bak buranın da büyük ihtimal baca gibi bir şey var. Bak yukarıya kadar doyulmuş bura. Buranın ısınma, burada mı ısınma ihtiyaçlarını karşılıyorlardık acaba? Dikkat et. Bak, çıktık şimdi. Oğlum burada da bir yer var lan. Ama bayağı bir yerden girdik şu an. Uzun bir yerden çıktık. Çok derin derin geldi. Abo. Kanka senin nöbet ödüleştirdiğin mekan şura. Bir dakika. Şuraya şöyle yapayım. Bak şuradan yukarıya çıkmıyor. Dur buraya en son çıkalım. Ama yerleri çok kötü. Buraya en son çıkalım. Bak buradan da aşağıya iniyor. Bak çukur falan var. Altında. Şu şeye bir çıkalım, orayı ben çok merak ettim. De burada sıkıntılı. Basamağı. Çok zor ama, çok zor basamağı. Dikkat et. Tamam, bir yolu. Sen kamerayı bana ver istersen. Sen biraz daha açık öyle vereyim. Ananı sikiyim. Ne oldu? Bir dakika ben bakayım bir önce. Dayı. Al çek. Oğlum burayı ne yapmışlar böyle? Dostlar. Şu penceresi. Daha çıkalım yukarıya. Ay, bakayım. Bak. Mağaraya bakın bir. Sanki gözcü kuleleri gibi yapmışlar buraları böyle. Bak. Talha oradan. Dışarıda, dışarısı bura. Şurada bir yer var ama girmeye biraz tereddüt ettim işin gerçeği. Ne ki orada? Tala! Bir gelsene be! Şurada bir yer var lan! Şey mi? Bilmiyorum. Gireyim mi lan buraya be? Neresi? Şurada bir yer var da çok dar. Bura ne yolu? Kanka! Burası rahatlı bir yer gibi. Aha burada içeride oda falan var. Gel gel buraya girmeyin. Girmeyin değil mi? Evet. Bak, düşüyorum az daha. Buralar neden böyle ölmüşler işte? O de, ama şurayı çok merak ettim ben ya. Güvercinler için olsa bu kadar temiz olmaz burası ha. Değil mi? Hiç kuş diyor. Hiçbir yer kuş diyor. Yalnız şurayı ben merak ettim. De buraya girmeyeceğim ben ya. Zaten huzursuz oldum ben burada. Ben de çok huzursuz oldum ya. İnelim aşağıya. Ya oraya girmeye işin gerçeği benim biraz şey etmedi. Yemedi. Öyle göründüğü gibi değil. Orada içim acayip huzursuz oldu. Bilmiyorum orada şimdi, farklı bir mevzu olabilir. Çünkü taş gibi, mezar taşı gibi bir şey vardı. Şimdi garip bir şey var. Orayı bölme bölme yapmışlar ama hiçbir şekilde kuş tüyü yok. Hani buradan tamam kuşlar girebilir ama hani kuş yuvası ve orada de... oranın çok değişik garip bir şekilde gözlem yuvası gibi bir şey yapmışlar. Ama eminim o odanın içinde çok garip bir şey hissettim. Giremedim yani bu
değişik bir mevzuydu ve bu arkamdaki taraftaki gibi her yerde var bakın. Arkadaşlar mesela arkamda da öyle var. Bilmiyorum ya ben ya giremedim. Şu semboller benim yani kafamı karıştırdı. Hani tamam bu bir sembol değildir belki. Belki birileri yazdı tabii ki ama da. Hani neden Y harfi böyle? Bilmiyorum. Yasaklı bir bölge mi? Orayı da bir göstersene. Arkadaşlar Talha'nın bahsettiği yazılar şu. Bunun gibi bir sürü yazı var. Çok garip hakikaten de bu. Bir de karşı tarafa baktık. Bir de şuraya bakacağız. Şurada dikkatimi çekti. Çünkü giriş küçük olduğu için. Bir de buraya bakalım bir. Buranın bölmeleri falan var mı acaba? Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Şuradan biri çıtlısını altımıza sıçarız. Aynen öyle. Ses versene mi? Ses mi geldi? Köşeler ya, köşeler özellikle çok sıkıntı. Yılan olur, bir şey olur. Yukarıya bak bir de. Şu an burası böyle de. Orada çok büyük örümcek ağı var, kafana değecek. Nerede? Yukarıda bak, gördün mü? Şurada. Evet. Gördüm. Buraya girmeyelim o zaman. Buranın bir esprisi yok, buradan bir şey yapmışlar. Burası bir oda. Ama diğer taraf çok iyiydi. Bir de şu yana bakalım bir. Şuraya. Dikkat et. Öyle ya. Uykular var yine aynı. Oğlum bu gibi adamlar salona girmekten yapmışlar bunu ya. Baksana ya. Salona gir. Ama şuraya bak bir bak gel. Yavaş dikkat et. Bak. Şuraya bak yani. Yukarıyı da hafiften şöyle göster. Bak. Otur abi şurada. Bak adam vermiş buraya. Hayır. Şurada şöyle oturmayın dedi. Pistir pistir. He. Oturuyormuşum gibi düşün. Şuraya da zobayı attım tamam. Eski zamanlar adam bir her oluyormuş hocam. Şuradan beni dinlersem seninle ya, ben çıkalım. Bu şekildeki delikler beni şaşırttı. Hani anlamadım. Neden? Ya şey değil mi? Oyluk şekli. Yani. Yamukluk, pürüzlük de yok fazla be. Çok profesyonelce oynamış bu. Oo, hayır. Bak. Ha, bak şu aşağıda gördüğünüz mekan. Baba burası terasmış demek ki. Hayır. Bence sana bir şey diyeyim mi? Buradaki insan yani burada bilmiyorum kim yaşıyor. Biz incelemedik. İncelemeden video çekiyoruz da. Yani tahminime göre bence bu olumsuz hava yağışlarına karşı burayı bir girişten ötürü yapmış olabilir. Şimdi mesela bizim gittiğimiz yollardan zor çıkılıyor. Hı. Ama buradan hızlı şekilde geçilebilir. Ha. Ya da dışarıdaki bir kişi kendini korumak için buraya da girebilir. Olabilir. Ama çünkü bak garip bir şekilde dışarı çok soğuk. Mağaranın içine girince değil mi? Isınıyor hava. Ama bak pencereler falan da var da yine de soğuk çok etki etmiyor. Aynen. Yani insanların eskiden yaşam alanını mağara seçmelerinin sebebi bence bu olabilir. Evet. Arkadaşlar mağaraları gezdik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyenlerin çoğu videoyu izleyip çıkıyor. Kanala abone olmuyorlar. Burada büyük bir emek görüyoruz biz de. Abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Talha'ya da yakında bir YouTube kanalı açacağız. Eğer istediğimiz gibi olursa işler ilerleyen yıllarda mı diyeyim artık. Belki bir ayda olacak. O süreçlerde çok efsane videolar çekeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Mağaraları gezdik, çok güzeldi. Ama o dediğim gibi o şeydeki mağara girmediğim yer, gösterdiğim yer. Oraya bu video izlenirse, aynen, like gelirse oraya tekrardan girmeye geleceğim, söz veriyorum. Şu ama anda da girmedim, biraz, ben de çok merak ediyorum. Orada biraz sıkıntılı gibi ama. Orada içim değişik bir şeyle bir garip oldu. Nasıl söyleyeyim, kendimi bir huzursuz hissettim. Normalde çok nadir olur o anlar bana. Demek istediğim eğer bu video izlenirse, like alırsa girdiğimizde siz de anlarsınız.